Yemek molası verebilir miyiz? Başka bir şey yok. Yemek molası mı? Yemek molası. Yerken de devam edemez misiniz? Ben ya yedim zaten. Bir cidden ara versek affedersiniz. Abi bu arada ben de Nadia ile bir konuşmak istiyorum. Çok özel değil ama hani Nadia ile birebir konuşmak istiyorum. Hani gizlediğim bir şey olduğundan değil ama Nadia'nın bir sesini duymak. Bunu herkesle beraber konuşursun daha iyi olur. Tamam. Herkes o kadar bilmeyeyim dedim. Hani yapılacaklar listesine bir koyalım. Tamam. İsterseniz ben mola konusunda grubu ayırırım. Sorun değil. Ama benim için gerekli değil. Ben yazdım herkese gelin diye hem özelliğin hem gruptan. Ne dedin anlamadım. Abi çünkü ben burada oturmaktan affedersiniz ağrıdı bir tarafım. En azından. Abi kulaklıkla dinliyorum sizi, çıkıp dolaşırsam duyamam. Tamam işte onu diyorum. Herkes taraftarsa ben uyarım ama bence gerekli değil. Bilmiyorum. Geldi mi abi Erdem de? Baba. Kimse... Ha, geldi. Erdem gelmedi abi. Erdem gelmedi. Ben geldi. Tamam. Herkes. Bunlar çok iyi. Ha, mola veriyor muyuz? Ha, hep beraber Erdem de gelsin de soralım madem. Geldim. Erdem. Hı. Hoş geldin Erdem. Hoş bulduk. Sonuna hazır ol. Mola verelim mi diyorlar? Ne dersiniz millet? Abi şimdi vallahi... bir saat sonra falan ben daha yemek yapacağım. Akşam yemeği molası gibi hani. Abi ben akşam yemeğinden sonrasına katılamayabilirim ya. Gözlerim çok ağrımaya başladı. Yorgun hissediyorum. Ya sonuçta... abi herkes zaten izinli ya da şey değil mi? Sokaklık almadı. Çalışmıyor ya, değil mi? Sokaklık kalmadı oğlum. Ya gerekirse yarın da devam ederiz yani. Ya da başka bir günde devam edebiliriz yani. Çalışıyorum ben, çalışıyorum. Sen çalışıyorsun, bir tek sen mi çalışıyorsun? Hayda. Galiba. Yani ben çalışmıyorum şu anda. Ben de çalışmıyorum. Evet. Ben ya benim zaten okulum tatil. Oh yine geldi. Paşam. Kafa kokta. Evet soruları alalım. Evet. Normal ne? Evet. Sorun. Devam ediyor muyuz ona göre gireyim konuya. Devam edelim ya. Erdem sonra gelecek gibiysen devam edelim akşam yemeklerine kadar. Bana uyar her türlü. Tamam. Ya ben böyle bir 6-6.5 gibi ya 6.5 gibi kaçmayı düşünüyorum. Bunun için abi olabilir arkadaşlar. Evet kalkmadın oyun başladın. Yok ya ben çok gezindim ettim de gözlerim sızlıyor artık. Habire odaklanıyorum şeye ekrana. Ya işte bu şey olmasın bilgisayar başındayken bu çok kolay olmuyor. Hadi biz masa başında oturunca sağa dönüyoruz, sola dönüyoruz, oraya kalkıyoruz, gidiyoruz ama ekran başında insanlar rahatsız oluyor yani. O yüzden araları biraz daha şey tutmak gerekiyor. En azından bir yarım saat, 15 dakika ara vermek gerekiyor yani. Tamam, ben uyar. Ben uyarım arkadaşlar. Yavaş yavaş. Evet. Biz Isabel'le geldik abi. Evet. Hem bizimle ama özellikle seninle çok konuşmamız gereken bir konu var. Hayda. Hani diyecek bir şey yok. Hani benim senden
Ben sana karşı dürüst olacağım. Sen de bana karşı dürüst olmanı bekliyorum. Bu kadar. Baba. Uygun mudur? Tamam. Sen de şöyle gelsin. Daha iyi değil mi? Tamam. Şimdi şöyle. Sana bir büyü atacağım. Ve açık konuşuyorum. Hani doğruları söylemeni sağlayacak. Büyüye direnmeye çalışmazsan. Hani büyüye direnmek senin elinde ama saklayacak yoksa zaten direnmene de gerek olduğunu düşünmüyorum. Ya. Senin için sıkıntı yok yani, öyle mi? Yani bilincimi kaybettirip soyup sonra çevirmeyeceksiniz tabii ki. Hayır. Rahat be ya, ne olacak? Zaten her şey ortada, bahsetmişim kaç kere. Zaten birbirimize yakın. Bakayım range ne? Array of effect 5 foot square per level. Ben 6 level'ım 30. Hepimize etkiliyor büyü. Tamam. Bu kadar yakın olduğumuzda. Daha iyi. At bakalım. Daha böyle küçük bir avantaj olsun. Herkesin bütün boncukları dökülecek. Evet. Toku direnmeme, büyüye direnmeye çalışacak mısın Erdem? Yani toku direnmeye çalışacak mı? Yok. Tamam. Zone of Truth atıyorum. Herkes bir spell save atabilir bence. Abi karşı koymak istemeyenler. Evet. Koymak isteyenler. Evet. Kim karşı koyuyor? Ama ben sözümü tutacağım, sadece buraya soru soracağım. Tarih süper save mi atacak? Evet. Kimler karşı koyuyor? Neyden? Sen yap. Ben birilerini karşı koyduğunu görmeye çalışmak şey bana yeter. Ben de bunun karşılığında sizlere bir soru sormak istiyorum. Tabii ki sorabilirsin. Tamam. Önce büyüyü atalım. Sonra tamam. Zaten bir dökülelim. Spell save'leri bekliyorum şu an. Hı? Hadi atıyor. Ben atıyorum. 30 feet kareye etki yapıyor. O yüzden... Herkes. Kimse evet. Atmadı herhalde. Yok. Ya da özel atan varsa atmıştır yani. Sen baktın... hissettiğin kadarıyla... Nadia resistetti spellini, yemedi. Ondan sonra geri kalan başka kimse de zar atmadığına göre herkes o zaman okay. Etkimi söylüyor. Doğruları söylüyor. Nadia! Ah Nadia. Neyse. evet. Şimdi açık konuşabiliriz artık. Çoğumuz en azından. Tamam. Nadia'ya bakıyorum. Nadia ne oldu? Bir şey mi oldu dedi? Hiçbir şey olmadı. Yani zaten bu seninle alakalı bir durum değil. Sorun yok. Ben sana bubble atıyorum. Yine mi? Atmamıştım daha önce. Ya attıydın ya. Hayır, atabilirim dedim, atmadım. Hadi at da bizi kurtar. Ah be, şu büyüyü atmayı çok istiyordum. Çok teşekkürler Adore. Bubble attım. Şimdi, evet. Kimse dışarıdan de... gelen sesler kesildi bu arada. Süper. Süper. Gerçek, bize buraya gelişinle ilgili anlattıkların doğru mu? Evet. Evet. Bunun dışında ekstra hiçbir şey yok mu? Yani bir tek şeye geldiğim yere mesaj ulaştırmam lazım. Ben iyiyim, durum böyle böyle diye. Ne olacağını bilmiyorum. Peki bu ulaştırmak istediğin mesaj senin kendi isteğinde mi? Yani beni tahminimce herkes öldürülmüş diye biliyor. Veya ölmüş diye biliyor. Ortadan kaybolun veya deserted yani ortadan kaybolmuş, terk etmiş olarak biliyor. O kadar İşte zulüm gördükten sonra eğitim adı altında diye söylenebilecek. Ki sanmıyorum ki ben zulüm diyemem buna, benim normal yaşantım ama şu anda sizin hayatınızı gördüğüm kadarıyla zulümmüş gibi o eğitim hayatı size karşılaştırınca. Yani o yüzden bir gidip iyi olduğumu, durumun böyle olduğunu
söylemem her şeyin hayırlısı olması için önemli. Peki bu şehirde başka kara turlu biliyor musun? Efendim? Bu şehirde başka kara turlu biliyor musun? Şöyle, şehre ilk geldiğim zaman garnizonu bulmak için yol sorduğumda bir tane tea shop'a girdim. Oranın sahibi bu benim uzattığım kara tur parasını tanıdığını söyledi. Ben de konuşmam sırasında dedim ki ya bu şehirde benim gibi giyinen, benim geldiğim yerden gelen insanlar var mı dedim. Ne var dedi. Onun haricinde kimseyle karşılaşmadım. Zaten direkt garnizona gelip iş baktım yani nice boşta. Sonra sizin yanınıza verdiler. Aha buradayım sonrasında da. Anladım. Çok teşekkürler. Son bir soru soracağım. Bunlarla hiç alakası yok. O karşılaştığınız cadı şöyle 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 bir tip miydi deyip bizim karşılaştığımız kadını anlatıyorum. Kaan abinin inisiyatifine kalmış artık. Şöyle oldu. Toku sen Isabel'in söylediği tarifi iyice dinledin. Ondan sonra kendi gördüğün cadıyı hatırlamaya çalıştın olabildiği kadar. Aşağı yukarı yakın ama aynı değil. Oh. Yani umarım. Olmadı inçek atayım abi. Ya işte atmana gerek yok. Bu yani hissettiğin şey bu. Yani en fazla 3 metre boyuna transform etti kendini. Bir tane dev gibi şeye dönüştü. Yaşlı bir kadındı. Bizim hocaları hocanın arkadaşları 4 tane askerle beraber hacamat etti. Sağa sola vurdu. En son benim arkasında uzaktan onları izlerken arkasında bulunan çalılıkları bir pulverize etti. Her şeyi kaldırdı. Sonra bir şeyler konuştu, güldü etti. Sonra bir spell cast etti. Ravensbluff'ın sokaklarından birinde baygın halde uyanıverdim. Geceydi, gündüz oldu. Anlayamadım. Ondan sonrası bu. Neydi diyenler? şey... Bunun olmadığını söylüyor. Efendim? Peki. Sonuç olarak cadının aynı olmadığını söylüyor. Evet evet. Oh neyse ki. Adoris, senin başka bir sorun var mı? Peki buraya... Bu, batı mı oluyordu onlar için abi burası? Kaan. Evet. Batıya gelmedeki amacının sadece cadıyı öldürmek mi? De. Abi cadı onu buraya ışınlamış. Cadı beni direkt oraya kastetti. Ha yani ha, o kendisi şey doğudaymış yani. Bu tarafa gelmemişler. Tabii beni direkt kastetti. Ben uyandım burada. Hiç haberim yok. Yani. Yok ben bu tarafa geldiler de öyle buraya geldiler anladım. Tamam. Yok normal kendi ülkemde savaşırken daha doğrusu hocalarım savaşırken ben izliyordum. Onların yardımcısıydım. Fakat onlar öldü mü kaldı mı anlayamadım. Yerlere vurulduktan sonra beni hissetti. İşte bir şey yapmadı. Hani şiddet uygulamadı. Ben direkt siperle bir şey yaptı. Direkt sokağın ortasında uyandım yani. Ki çok zaman geçmediğine de eminim. Çünkü böyle uyumuş duyanmış ve dinlenmiş hissiyatım yoktu yani. Hemen kalkıverdim gibi hissettim. Meridyenler. Daha tabii bulunmadım. Ben büyüyü dispel ediyorum artık. Hani teşekkür ederim. Bir dakika. Altı bizi seviyor musun? Ne? Adori bizi seviyor musun? Seviyorum dedim. Peki son bir şey daha soracağım. Toku. Batı'ya karşı bir kötü art niyetin var mı? Yani bize karşı ya da Batı'ya karşı. Batı'ya karşı art niyetim olsa Kamınca'yı öğrenmezdim. Öğretmezlerdi. Baksana adam özellikle Kamınca'yı öğrenerek gelmiş buraya bak. Abdurrahim de bizi sevdiğini söylediğine göre. Tamam. Ben abi şu telefona bir bakayım izninizle de. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar.
Ben bu arada bir yorum yapacağım burada. Şey dedin ya Toku sen, nedir onun adı? Ben zulüm görmüşüm bu orada falan filan diye. Ben anne, senin o tabirini hem çok üzüldüm hem de senin da söyleyeyim. Sana öğretmen açısından birazcık da uygunsuz buldum açıkçası. Çünkü anne, mesela sana bir saniye bir şey anlatıyorum. Sana mesela bir oğlum bir şey anlatıyorum, üzülür müsün? Sana mesela büyü eğitimi vermeye kalksaydım ya da atıyorum Harsan'a, o da onlar için çok eziyet verici gelebilirdi. Ama benim ya da Havra'nın büyü sırlarını öğrenebilmek için bu zorlu eğitimden geçmen gerekir. Senin de aynı şekilde senin yapabileceğin savaş sanatlarını ya da neyse ne yapıyorsan artık hani o kadarını ben bilmiyorum. Ben yapamam. Sen bunları yapabildiğin için buraya geliyorsun zaten. Hani bunları bu şekilde eziyetmiş, zulümmüş gibi görmen kötü beni açıkçası. Yani, hani yani şöyle düşünün. Aile kendine bakamayacak haldeyken çocuğu en azından yaşasın, aile beslensin, kendine bakabilsin diye çocuğunu derebeyine satıyor. Ve çocuk affedersiniz bir köpek gibi hizmet ettiriliyor. Ama içindeki efendim? Hüseyin Öğretmen. Evet. Ama yani şöyle bir durum var. İçimdeki ışık olmasa, bu yetenek olmasa bugün burada olmazdım. Belki ama de ölmüştüm. Eğer ailenle de kalmış olsaydın belki onlar aç olduğu için sen de açlıktan ölecektin. Belki de bir hastalık, belki de bir açlık direkt sade somut açlıkla hayatını belki bu yaşa değil ne bileyim okul yaşına şey yaşına kadar bile gelemeyecektim belki. Yani ya benim için şu anki yeteneklerimi kullanabilmemin diyetiydi bu. Ben de o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi sen aslında kötü de değil yani şöyle diyeyim. Zorlu ama ucu güzel. Sana bir şey söyleyeyim. Toku, kendi iç sesin olarak konuşuyorum. Etrafında gördüğün hangi samuray orada hani yaşantını bir hayal et. Hani hocanı hayal et. İşte etrafındaki onun arkadaşlarını, diğer samurayları filan. Kendi common sense'inde bir hayal et. Onların hangisi kendi zayıflıklarından bahsetti? Hiçbiri. Hiçbiri. Yani samuray olmak ne demek? Ya samuray olmak zayıf olsan bile zayıf olduğunu söylememek. Ama ben samuray değilim daha. Neden samuray değilsin acaba? Çünkü samuray gibi davranmadığı için. Aynen. Ya sen hala o yok beni dövdüler, beni üzdüler, beni örtüldüler falan falan diye takılıyorsun. Yani aklıma şu geldi Toku. Samuray olmak için seni zor eğitime soktular, evet. Şimdi insanların hayatının zorlu olmasının sonucu olarak basic olarak iki tane şey gerçekleşebilir. Ya bu zorluklardan ders alıp çok güçlü bir karakterin olur, hiçbir şey seni yıkmaz. Ya da o zorluklar sayesinde ezdiğin teki olursun. Herkes beni ezdi diye üzülen bir insan olursun. Şimdi samuraylar kesinlikle o ezik değil. Kesinlikle değil. Yani İşte ben o geçişteyim şu anda. Aynen işte neden samuray olmadığının kanıtı bu. Senin iç sesin olarak söylüyorum sana bak. Yine altını çiziyorum. Eğer ki bu işte gördüğün eğitimin zorluklarının sana eziyet olduğunu düşünüyorsan zaten samuray olamazsın. Ama eziyet değil, onlar seni güçlendirici bir şey olarak düşünüyorsan işte o zaman samuray olabilirsin. Yani onlar seni daha sert biri yapmak için bu eziyeti yaptılar sana. Ama sert olmak yerine ezilmeyi seçersen asla bir samuray olamazsın. Anlatabildim mi demek istediğini? İşin felsefesini anlatabildim. Yani o kadar yediğin dayak seni ezmek için değildi. Senin içindeki o cesareti, gücü ortaya çıkartmak için bu. Sebzedayım. Seni ezmeyen şey güçlendirir.
İyi bir savaşçı böyle düşünmeli en azından. İyi bir savaşçı. Ötekileri güçlendirmez, başkalarını ezer. O ayrı. Abi beni dövdüler. O zaman eski bir fighter olarak devam edebilirsin hayatına. Yok lafın şeyi, şimdi o geçiş aşamasında olduğum için bence Ravensburg'da olduğum süreç beni pişirir. Evet. Şey Adoricim. Evet. Bir şey daha sormak istiyorum, aklıma takıldı da. Sen ödül avcısın diyordun. Cidden ödül avcısı mısın yoksa ajan tarzı bir şey var mı sende? Niye etkisi altındayız lütfen? Armin. Yalan yok. Merak ettim. Büyüyü kesecektim ama Adori duraklayınca şu an çok rahatsız oldum. Ya merak etme sadece. Hadi bakalım. Ben Kormer adından çalışan bir ödül avcısıyım. Özür dilerim. Evet, söylüyor deyip büyüyü bitiriyorum. Lütfen herkes bize ödül olarak sırlarımızın olmasına bir sakınca yok bence. Ne canım? Abi öyle bir şey sana da soru soracaktım ya. Ha sen hayır bize soru sorabilirsin hala. Tamam doğruyu söyleyeceğim yani yemin ederim. Oğlum üzerine yemin ederim. Vallahi o kadar yalandan sonra pek bu yemin ne bileyim. Büyüden daha yetkili bir yemin bu birincisi. İkincisi ya Allah aşkına söylediğin yalanların hiçbiri büyük değil. Siz büyük yalan görmemişsiniz ya. Ben bir yalancı karakter oynayayım. Görürsünüz onu. İşin şakası. Evet. Tekrar memnun oldum. Kral çıplak bir şekilde her şey söylediğime göre. Yani artık... devam ediyor mu ya bariyer? Ediyor. Bunu senin iyiliğin için yaptığımı söyle. Yani bunu senin iyiliğin için yaptım çünkü anladığım kadarıyla kara turlu bir ajan aranıyor ve tehlikeli olduğunu düşündük ve doğruyu söylemene ihtiyacımız vardı o yüzden. Kara turlu bir ajan mı aranıyor? Ve aslında kara turlu aradan ulaşabileceğimizi de öğrenmiş olduk. Çay dükkanı. Evet. Hayda. Yani açıkçası ben de 12 saat dedim ama en son sizden en son sizden ayrıldığımdan itibaren 24 saatti. Şimdi o çay dükkanı ajanlık mı yapıyormuş? Hayır. Bu mudur? Açık konuşun bana. Ne demek hayır, istiyorsunuz? Çay dükkanının sahibi başka kara turlularla karşılaşmış. Evet. Yani. Evet. Başka kara turlular aramamız lazım. Ben Nadia'yla konuşabilir miyim bu mesele bittiyse? O zaman şöyle bir şey yapalım. Ben zaten bu dili bilen kişiyim ve bu kişileri en azından izine düşürebilir yani. Bu olaylar atlatıldıktan sonra. Düşelim. Ajan işleri. Çünkü, ben sana Adori'ye sordum zaten. Çünkü her ne kadar benim memleketim de olsa sonuçta ayrı derebeyinden gelen ve aynı Şogun'dan gelmeyen biri olabilir. Benim krallığımın, imparatorumun harici işlerde çalışıyor olabilir. Bunu... Sen onuruna çok önem veren birisin değil mi? Yani. Ve bunu engellemem her şeyden çok önemli olabilir. Her yani ne kadar uzak sana olsam. Nasıl? Nereden geldiğimizin bir önemi yok yani. Ya şu anda hayatta kalmaya çalışıyorum. Hayır. Sen yapıyorsun. Senin yapmadığını anladık zaten. Hani nereden geldiğimizin bir önemi yok. Sonuçta ajanlık onursuz bir iş ve ben de yardım etmek istersen neden olmasın? Ya sonuçta şöyle diyeyim. Benim kimliğim ortada. Bir şey saklayacak edecek durumum yok şu an için. Şu ana kadar. Hani ben elimden geleni yapar yardım ederim ki ben bu casusluk faaliyetleri varsa kimin ne için nasıl yaptığını ortaya çıkarmak isterim. En azından kendim için isterim. Çok güzel. Çünkü beni orada yani bizi orada yanlış temsil ediyor. Onursuz davranış yapıyor olabilirler.
Kesinlikle. Oyunumuzun borcu ablacığım. Eyvallah. Teşekkür ederim böyle düşündüğün için. Allah razı olsun birader. Düşünmesin nasıl teşekkür edecekti sen düşün artık Toku. Yani. Arigato gozaimasu. Sen Nadia'yla buluşmak istiyorum. Şimdi o zaman Adori sen üstlerine bunu doğru şekilde anlatabilirsin artık. Evet, evet. Doğru şekilde aldın. Hı hı. Şüphen yok. Yok, hayır kalmadı. Tamam. Öyleyse bir dahaki görüşmende bunu açıklarsın artık. Hı hı. Güzel. Yani bu olayı da çözdüğümüze göre başka bir şeyiniz var mı arkadaşlar? Yok hayır, herhangi bir şey kalmadı. Tamam. Nadia. Nadia, ha diyor Nadia, yanınızda zaten. Ne var? Sana ha, bir soru soracağım ama şu hani her zamanki alaycı tavrın tamam bazen eğlenceli oluyor da hani şu an çok şey olmayabilir. Hani dalga geçmeden cevap verirsen çok sevinirim çünkü benim için önemli bir konu. Nedir? Sen hiç Tanrı'nı çok kızdırdığın oldu mu? Kendimi çok mu kızdırmak? Tanrını. Tanrı mı? Güldü böyle biz. Biraz daha güldü hatta. Ondan sonra tabii hayır dedi. Peki öyle şey yapmış olsaydın ne yapardın? Hiçbir fikrim yok. Tahayyül bile edemiyorum. Sağ ol ya. Sağ ol ya. Gönül bıraktı. Ne demek istiyorsun yani dedi? Yani ne bileyim bir fikrin olsa belki çünkü ben öyle bir şey yapmış olabilirim ve bu işten nasıl çıkacağımı düşünüyorum da. Ha kendin için soruyorsun. Evet. Hiç öyle düşünmemiştim dedi böyle yapmacık bir tavırla. Daha geçmedin değil mi? Tamam tamam. Sen ne yaptın ne? Şimdi eğer böyle düşünüyorsan zaten büyük tehlikedesin demektir. Yani şey olarak tehlikedesin derken kişilik olarak büyük bir tehlikedesindir. Hani bir mihenk taşının ortasındasındır. Şimdi yapman gereken ya ormanın yolunda gitmeyi kendine düstur edinmek hayatının geri kalanında ya da başka bir yol seçmek olur. Hayır. Yani burası senin için bir mihenk taşı olur yani böyle bir durum. Yani benim zaten başka bir alternatif düşünemiyorum bile. Ha o zaman ikinci seçenek yok. Birinci seçenek var. Karakter dışı düşünürsen düşünebilir. Ay başka bir alternatif var mı? Karakter dışı soruyorum bunu. Demek ki kesinlikle farklı devam etmek. Başka bir alternatif 150 tane falan var. Başka dinlere geçmek. Evet. Yani bilmiyorum. Aa. Yalan söyle. Her şey dürüst olmak ama bazı yerler çok sıkıcı ya. Bilmiyorum. Ama İzabel öyle değil. Ya ben... Çok alakalı olan bir konu değil. Ne yüzden soruyor? Zaten masaüstü diyor yani. Ya şimdi gözüme ters bir şey yaptığın için eğer bu uyarıyı aldıysan o zaman senin dogman ne diyor? Aç ona bak. Ondan sonra mesela ne diyor? Atıyorum çiçekleri koklayacaksın. Kedileri besleyeceksin. Ya da bir şey daha diyor mesela. Şimdi bir şeyi daha yapamıyorsun. O zaman yapabildiklerini yap önümden. Hani iyi bir şeyle gelmek için sanırım. Yapabildiğim dogmaya uygun şeyleri birkaç bir şey hani adak tutmak bir şey gibi hani neyse artık senin sözünde. Hı hı. Bu da hani masaüstü olarak düşünecek olursak bu da bir çözüm olabilir yani. Yani illa o meseleyi çözmek için her zaman yapamayacağım bir şey olabilir. Çünkü zamanı geri çeviremezsin, yaptığını geri alamazsın. Telafi etmek de artık geçtiyse yapamayacağım bir şey. Başka şekilde Tanrı adına bir şeyler yaparsın, görevler yaparsın. Yani. Şükür ederim. Ne ya, bağırdı olursun. Bağırdı mı? Ben mi?
O karizma var mı? Yok. Yakınından geçmez. Abi insan da vahşi.